şerefsiz yaptı bunu ha? Çıkacağız buradan. Ben niye buradayım gerçekten? Neden buradayım? Nasıl buradan çıkacağız onu düşün. Ne nasıl? Mahkemeye çıkıp çıkacağız. He? Çıkarsın. Bavul bavul paralar evinde bulunmuş lan. Mallar senin evinde. Aklanırsın. Aha. Senin bak senin kurşunun herifin beyninin içinde ve sen çıkacağım diyorsun. Ben ne diyeyim? Yatayım mı diyeyim? Ben mahkemede mi çıkacağız diyorum? Yani gerçekten bir şey diyeceğim sana ama nedense gülesim geliyor. Tamam Barca. Evet çok iyi fikir. Kaç. Gelecek misin? Nereye canım? Kaçıp gideceğiz. Bize bu iftira atanları bulup kendimizi temize çıkartacağız. Ondan sonra gidip Sadri Hoca'nın elini öpeceğiz. Çünkü çok derdinde Sadri Hoca'nın elini öpmek değil mi? Araya senin tek derdinde olan şey karının intikamını almak başka bir şey değil. Müdürüm, hoş geldiniz. Ben de size gelecektim, bir şeye ihtiyacınız var mı diye. Zıp çıktı. Yeni yetmez zenginlere. Plaket vermekten başka bir işe bakıyor musun sen burada? Yapmayın böyle müdürüm. Vallahi benim de içim acıyor. Günlerdir gözüm uyku girmiyor. Madem öyle... ...bana bir iyilik yapacaksın. Emredersiniz. Buyurun. Ben evladımı oradan kaçıracağım. Müdürüm, şimdi sakin olma zamanı. Ben gerçekten sakinim. Ama sen biraz bana böyle telaşlandın gibi geliyor. Yani çocuklara zarar vermeyelim. Zararın büyüğü içeride. Anlaşılan sen bana yardım etmeyeceksin. Yani vazifedeyim müdürüm. Olmasam? Benim zamanımda hiçbir koç yiğit haksız yere içeri atıldı mı? Atılmadı. O zaman görevini doğru yapamıyorsun. Bırak Yüksel Efendi. Mustafa Kerimcan'ın avukat hanımı sen misin? Siz kimsiniz? Ben Feridun Barca. Mert'in babasıyım. Eski eşiyim, evet. Hoş geldiniz. Buyurun. Hocanı görmeye giderken bunu boynuna takacaksın. Bunu da masanın altından ona vereceksin. Ne bunlar? Ne olduğunu bilirsen kendini ele verirsin. Ne demek o? Yani hiçbir şey bilmezsen daha az korkarsın. İçeriden çıkmalarına yarayacak bir şey mi bu? Niye? Hapiste kalmasına yarayacak bir şey. Bir dakika, bir dakika. Böyle şeyler sadece duruşma öncesi savunmaya zarar verir. Savunma mı? O senin kocan. Öteki de benim evladım. Mahallede hep onu santrfor oynattım. Sensin savunma. Bak avukat hanım sana daha açık konuşayım. Eğer bunları onlara vermezsen
çocuğunun babasını en yakın zamanda gömersin. Ya hapisten kaçmak ne demek? Kaçsa ne yapacak? Aslında bir bakıma daha iyi olur insanın kocasını önceden gömmesi. Sonradan seni üstüne gömecekleri için vakit gerekiyor. İki mezar ateş bazı. Bak, ben hala ölümü bekliyorum. Yengenizin üzerine izin çıkacak diye. Ağzımızdan yel alsın diyelim. Hapishanenin planı mı bu? Bırak, neyse ne. İlla avukat olmak mı gerekiyor içeri girebilmek için? Nilüfer. Yok. Sen içeri girmek istersen ben seni avukat da yaparım. Feridun Bey lütfen, şaka mı zannediyorsunuz? Nedir daha... Sen benim oğlanla tanıştın mı? Maalesef. Yaptık bir hata. Aslında onunla daha sık görüş. Bak, maşallah ateş gibi bir kızsın. Ha, beni görmek istersen Anadolu Feneri'nde kime sorarsan sor, benim evi gösterir sana. Senden haber bekleyeceğim. Ateş kız. Bunak mıdır nedir? Adamı duydun Yağmur. İçeride öldürürler diyor. Ya çıksınlar aklasınlar kendilerini. Ya Allah aşkına Nilüfer ya, olacak şey mi? Ne yapayım? Elim kolum bağlı oturuyor gibi hissediyorum. Sen böyle bir şey yaparken yakalanırsan başına ne gelir biliyor musun? Hayır. Ama söyleme, bilmek istemiyorum. Lan. Mustafa Kerimcan'ın oğlu musun sen? Hı hı. Ha. Özel okula mı gidiyorsun? Baban nasıl paraya kıymış da yapmış lan seni? Hadi yürü. Hadi. Hala cheesecake'im hazır mı? Kaan ne oldu sana? Bir şey yok. Kaan. Babama hırsız dediler. Gözüm karardı. Bir gözümü açtım, müdürün odasındayım. Hala temiz tişörtüm olacaktı burada. Olacaktı. Kaan ya. Ah. Alo. Alo baba. Neredesin sen be? Hapisteyim baba. Hapiste. Sana organizeye girme demedim ben be. Ha? Demedim mi? İyi misin? Sen gelince olacağım. Daha var gelmeme. Yok, hiç belli olmaz. Nasıl? 5 dakika sonra her şey değişebilir. Hayırlısı baba. Her şey. Baba ben senden bir şey isteyeceğim ya. Benden isteyeceksin tabii. Kimden isteyeceksin ki? Ya baba. 2 cumadır senin ben mezarına gidemedim ya. Bir gidip bakabilir misin acaba çiçekleri falan kurumuş mu diye. Ben geçen hafta kabristana gittim. Sağ ol baba. Sen sağ ol. Ölme. Ateş kız, geldin mi? Hoş geldin. Geleceğimi biliyor muydunuz? Tabii biliyordum. Nasıl? Sana ateş kız dedik ya. Dediğinizi yapmaya karar verdim. Abim orada zor durumdaysa ben burada elim kolum bağlı oturamam. Ki sen avukat hanıma bir şeyler söyledin mi? Hayır. O zaman gelsene bir kimlik bulalım. Gerisini de zaten ben hallederim. Gel.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.